Samsun'un Canik ilçesini yerle bir eden felaketten geriye sadece acı ve çamur yığını kaldı. 10 canın gittiği ilçede yaralar sarılmaya devam ederken Kanal Türk ekibi sel felaketinin başlangıç noktasındaydı. İşte Canikli'deki acı bilançodan detaylar. On cenaze, 3 kayıp. Samsun'daki sel felaketinin acı bilançosu yavaş yavaş çıkıyor. Doğa verdiğini geri alma kuralını eksiksiz işletiyor. Samsun'un Canik ilçesinde birden başlayan yağmurla birlikte felaketi en iyi gösteren manzara aslında bu. Görmüş olduğunuz gibi evlerin arasındaki arabalar adeta kibrit kutusu gibi üst üste çıkmış durumdalar. O anlar halen gözlerinin önünde. İfadelerde hala korku var. Baba sel geliyor dedi. Çocuk 3. kattan görmüş o küçüklerin yuvarlandığı. Der demez ben kapının önüne koştum. Ama çok geç kaldım. Kapının önüne gelir gelmez 1 metre süre aniden demir kapıya dayandı. Ağaç tokaç. Solum, sol tarafımda arkadan geçen yolun üzerinde 2 tane arabam vardı. Baktım kibrit kutular gibi arabaların kalktığını gördüm. Dört saat içerisinde yaklaşık metrekareye 50 kilogram yağmur yağınca Samsun'un Canik ilçesinde de balçık kent haline aldı. Gördüğünüz gibi ileride görünen kütükler, dağdan gelen kütükler ve her birinin ağırlığı yaklaşık 200-250 kilo ancak çöp gibi buraya kadar gelmişler. Normalde burasının da 5,5-6 metre yüksekliğinde bir yol olduğu ifade ediliyor ancak suyun yüksekliğini bu noktadan görmek daha mümkün. Canik ilçesi güne daha farklı uyandı. Çamur deryası içinde ekmek kaygısı kendini gösterdi. Senin ardından Samsunlular yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da ekmek kaygısı var. Gördüğünüz gibi Samsunlular özellikle dere yatağının getirmiş olduğu tomrukları keserek en azından kışlık yakacaklarını karşılamaya çalışıyorlar. Ve Gazi Osman Paşa Mahallesi, dağın eteğindeki mahalle adeta savaş alanı gibi. İşte dere yatağına ev yapmanın ağır bedeli, Mert Irmağı'nın taşan suların ırmak kenarında bulunan evlerin hemen hemen tamamını yerle bir etmiş durumda. Öyle şiddetli geldi ki su evlerin bir tarafından girdi, diğer tarafından çıktı ve gördüğünüz gibi evler viraneye dönmüş durumda ve diğer yandan da mahalle aralarına dün geceden itibaren Kızılay Gezici Mobil birlikleriyle birlikte giyecek ve yiyecek yardımında bulunuyor. Diğer yandan da Samsun Belediyesi'ne bağlı bazı belediyelerde su dağıtıyorlar. Samsunluların tek adres gösterdikleri yer Bentler. Facianın nasıl başladığı kameralara yansıyor. Burası da Samsun'daki sel felaketinin başlangıç noktası diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşımız Atilla Özay'dan rica edelim size göstersin. Aşağıda bulunan nokta yani menfez aslına bakarsanız Mert Irmağı'nın geçtiği nokta ancak çok küçük yapıldığı için ve o akşam yağmur çok derin ve çok yoğun yağdığı için burası suyla doldu. Dağdan gelen sularla birlikte ve yaklaşık 100-150 metre biriktikten sonra da ileride görmüş olduğunuz sol koldaki bende yaslandı. Ancak bentin kirli topraktan yapılmış olması suyu çözmesiyle birlikte burada biriken, bu vadide biriken su olduğu gibi aşağı indi ve 9 kişinin canına mal olan sel felaketi yaşandı. Hep karşıydık ama sonuçta belediyenin hafriyat döktüğü bir yer var. O yer olmamış olsaydı ikinci bir faciayı da orası önledi. Yağmurun şiddeti patlayan 2. Gölet Barajı'ndan da anlaşılıyor. Felaketin ana kaynağı ise işte burada. İleride görüyorsunuz yaklaşık 150 metre 200 metre ileride o yıkılan bent vardı. O bent yıkılmadığı için de su birikintileri burada toplanıyordu. Yine dağdan gelen su da aşağıda görmüş olduğunuz dağdan oğulan oyuktan buraya doğru akıyordu. Ancak o akşam öyle yoğun bir yağmur vardı ki sağanak yağmurla birlikte dağdan gelen sular burayı doldurdu ve sonunda da işte bu benti patlatmaya başladı. Buradaki bent göletin burada kalmasını sağlıyordu ancak suyun şiddetiyle birlikte milyonlarca ton su da Samsun'un Canik ilçesine doğru akmaya başladı. Zaten su göletlerin üzerine çıktığında göletlerin bu taşkından koruma yapılmış olan göletlerin ayakta durması mümkün değil. Yani kapasitenin üzerine çıkınca su mutlaka götürüyor. Ama şu Samsun'u şu andaki felaketten kurtarmıştır. Şurası. Şurası, evet. Yani buna şükretmemiz gerekiyor. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Samsun ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. CHP Genel Başkanı TOKİ konutlarındaydı. Vatandaşlarla görüştü, bilgi aldı.
konunun takipçisi olacağını söyledi. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Ben ilgileneceğim, olur mu? İlgileneceğim. Ne zaman? Arkadaşlar sizinle bağlantı kuracaklar. Oldu mu? Bu işin takipçisi olacağız, merak etmeyin. Tamam, takipçisi olacağız.